Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu yönlü açılar olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik yönlü açılar 2. test olacak. Sevgili arkadaşlar, daha önce 1. testte çözmüştük ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda tüm konu pekiştirme testinin kitabının tamamını arkadaşlar sırasıyla konu anlatımı olarak bulabilirsiniz. Öğretmenim, ben yönlü açılarla ilgili daha fazla soru çözmek istiyorum. Hatta 11. sınıfla ilgili daha çok soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için de arkadaşlar MEB'in hazırlamış olduğu tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, OGM materyal, mobil uygulama var biliyorsunuz, soru bankası. Bunları da size şiddetle öneriyorum. Hem matematik hem fiziklerin arkadaşlar kanalımda hepsinin oynatma listeleri yine mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına hepsinin linklerini koyacağım, yine kısa yollarını. Oradan da pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz ki zaten siz biliyorsunuz kanalın oynatma listeleri linki de var, sekmesi, oradan da ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Birinci soruyla başlayalım, bismillah. Der ki 5466 saniyelik açının derece, dakika, saniye cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz biz dereceleri tam olsaydı, mesela 45 derece, işte 30 derece gibi olsa, bunun bakın dakika saniyeleri yok. Ama bunların hani buçuklar var ya, mesela 4 diyoruz bir sayı. 4 ile 5 arasında, sayı doğrusunda bir sayı söyleyeceğimiz zaman arkadaşlar 4 tam 10'da 7 dediğimizde o arkadaş buralarda bir yerde oluyor. İşte bu derece dakikalara da bu yüzden ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Derece dakika saniyelere. Yani mesela bu arkadaşa bir bakacağız. Sonuç olarak ne çıkacak? Bu arkadaş 1 derece ile 2 derece arasında bir şey, tamam mı? Hangi aralıkta olduğunu belirleyeceğiz. Biz nasıl gösteriyoruz? Dakika, derece, derece, dakika ve saniye olarak. Şimdi şu an sevgili arkadaşlar, şu arkadaş hakkında bildiğimiz 5466 saniye oldu. 0 dakika, 0 da derecesini biliyorum. Şimdi benim ilk yapacağım şey bu. Bakın 60 saniyeyi geçmiş. Her 60 saniye 1 dakika yapar. Her 60 dakikada 1 derece yapar. Ben bunları dönüştürmeye çalışacağım. 5466 saniyenin içinde kaç tane dakika var? Benim ilk yapacağım hareket bu. Bölüyorum, 546 9 kere var. 540 çıkardım 6, indirdim 6. Bir kere daha var. 60 çıkardım 6 saniye. Şimdi sevgili arkadaşlar, 5466 saniyenin içerisinde 91 tane 60 saniye var. Ve 6 saniyede arttı. Yani bu arkadaş 6 saniye, 91 tane dakika etti. Hala 0 derecem var. 60'a bölerek 91 tane 60 olduğunu buldum. Şimdi ne yapacağım? Bak, bu arkadaş yine ne yaptı sevgili arkadaşlar? 60'ı geçti. Demek ki bu arkadaşın içinde derece de var. Bunu bulmak için de 91'i 60'a böleceğim ki gayet açık ve seçik. Hop, 31 dakika arttı. Arkadaşlar şu arkadaş artık, bakın 6 saniyesi vardı. 31 dakikası var. 1 derece de hop buraya elde var, 1 diyoruz yani onluk sayı sisteminde. Aynen o şekilde yapmış olduk arkadaşlar. 60'a böyle böyle adım adım da anlatmaya çalıştım. İlk önce bu arkadaşın içinde kaç tane dakika var? Bu arkadaşın içinde derece var mı? Var. Çünkü 60'ı geçmiş. Bunu da buldum. Daha sonra onları teker teker yazdım. Bu da bana A şıkkında gülümseyerek bakıyor. 2 numarayla devam ediyorum. İlk sorunun hatırına çok detay anlattım. Arkadaşlar 2 ile devam edelim artık. ABC üçgeninde AB, BC'ye dikmiş. Burası B, burası A, burası da C olsun arkadaşlar. Bakın AB doğru parçası, BC doğru parçasına dik. BAC şu arkadaş verilmiş. Aha da bu kadar. ACB açısı aşağıdakilerden hangisi denmiş arkadaşlar? Şu arkadaşa da gel biz X diyelim. X verilmiş. Sevgili arkadaşlar, bunu bulabilmem için benim ne yapmam lazım? Şunu biliyorum. X ile alfanın toplamı 90 derece. Bunu nasıl buldum? Sevgili arkadaşlar, bir üçgende iç açılar toplamı benim 180.
hele hele dik üçgen verilince zaten burası 90. Demek ki bu iki arkadaşa kaç kalıyor? 90 kalıyor. Konu kapanmıştır. E şimdi x biliyorum. Bunu biliyorum. Alfayı bulacağım. Hop, alfa kimdir arkadaşlar? 90 derece eksi x'tir. 90 dereceden bunu çıkartacağım. Hadi çıkar bakalım çıkarabiliyorsan. 90 derece 0 dakika 0 saniyeden 36 derece 34 dakika 21 saniyeyi çıkartacağım. Sevgili arkadaşlar, şimdi buradan bu işlemi yapmak biraz zor, kasar. Onluk sayı sistemimizde mesela 200'den 61'i çıkartırken işte komşudan bir onluk alıyorduk falan filan. Bunlar da hakimiz yapabiliriz. Burada biraz zorlanabilirsin. Bunun en kolay yolu da şudur. Bak bu arkadaş 90 derece 0 dakika 0 saniyeyi nasıl dönüştüreceğim? Arkadaşlar buradan 1 derece şuraya borç al. O zaman bu ne olur? 89 derece 60 dakika 0 saniye olur değil mi? Bak 60 dakika 1 derece güzel. Hala muradıma ermedim çünkü saniyeyi de ben bir şeylerden görmek istiyorum. Bir 60'lık da buradan borç alalım arkadaşlar. Bu durumda 89 derece. Bak buradan 1 dakika borç aldım. 59 derece oldu. Bu arkadaş 60 saniye oldu. Bak şimdi çok daha yakışıklı hale, daha güzel hale geldi. Şimdi bu arkadaş benim x açım değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. 90 derece bu. 90 dereceden x'i çıkaracağım. X'i de söyleyiverin bana neydi? 36 derece 34 dakika 21 saniye. Şimdi çok daha kolay çıkarma işlemi yapabilirim. 60'dan 21 Allah'tan kolay çıkıyor. Kaç yapıyor arkadaşlar? 39 saniye. Yine 59'dan 34 kolaylıkla çıktı. 5, 25. Bu arkadaştan da bu arkadaşı çıkarttım. 53 derece. Konu kapanmıştır. Dediğim gibi şöyle de yapabilirsin olaya kimse. Bu biraz kasar. Bu arkadaşı anında şu arkadaşa çevirirsen, nasıl çevirdiğimizi de sana detaylı anlattım. Çok daha kolay işlem yaparsın. Nerede bu arkadaş? Diyarbakır şıkkında. İşaretledim, polemiğe girmeden 3 ile devam ettim. Yine benimle oyun oynuyor. Diyor ki x açısının ölçüsü 27 derece 47 dakika 17 saniye. Y açısının ölçüsü de 42 derece 19 dakika 52 saniye. Ne kadar havalı söyleyişi var değil mi arkadaşlar? Filmlerden duyardım ben bunları. Denizcilik sektöründe çok söylenir bunlar. Olduğuna göre x ile y'nin toplamları aşağıdakilerden hangisidir? Benim için diyor toplayıver lütfen diyor. Ne var arkadaşlar? Gelin toplayıverelim. Yazalım alt alta. 27, 47, 17. Hep de 7'ymiş ya arkadaş. 42, 19, 52. Toplayacağım. Şimdi arkadaşlar 60'ı geçince neler yapıyorum onu göreceğim. Bak bu iki arkadaşı topladığımda ne görüyorsun? Şu ikisinin toplamı 69 saniye. İşte arkadaşlar bu 69, 60 geçtiği için bu arkadaş 9 saniyedir. 60 saniye çıkarttığımda değil mi? 9 saniye kalır. 1 elde. O 1 ne? 1 dakika eldedir arkadaşlar. Şu iki arkadaşı topladığımda ne görüyorum? Şu iki arkadaşın toplamı da 66 yapar. Elde var 1, 67 dakika. Bak bu yine 60'ı geçti. Bu da 7 dakika yapar. Bu 60 artan 60 dakikada 1 derece yapar arkadaşlar. Buraya eklerim. Elde var 1. Değil mi? Güzel. Şimdi bunları topladığımda yine 69 derece. Elde de var 1'di. Bu arkadaş 70 derece olur. İşte toplama işlemi. Bak bu ben sana söyleyeyim. Bu 60'lı sayı sistemidir. Biz onluk sayı sisteminde ne yapıyoruz? 19 ile 16'yı topladığımızda, 9 ile 6'yı topladığımızda 15 yapar. Bak o 5'i yazıyoruz. 10 arttı ya onluk sayı sisteminde. Bir onluğu şuraya aktarıyoruz. O yüzden elde var 1 diyoruz arkadaşlar. Sana çaktırmadan ilkokulda öğrendiğin toplama işlemini de tekrar hatırlatmış oldum. Anlaştık. Güzel. 70, 07, 09. Bu kadar 7'nin bol olduğu yerde cevabımız da bu olmalıydı. 4 ile devam ediyoruz. Toplamları 510 derece olan iki açıdan birinin ölçüsü 5 pi bölü 6 radyan olduğuna göre diğerinin ölçüsü kaç derecedir? Açılar arasında değişim yapacağız arkadaşlar. Ben pi'yi biliyorum ama değil mi? Pi kaçtı arkadaşlar? Pi radyan daha doğrusu en güzeli. Pi radyan 180 derece arkadaşlar. Ben bu arkadaşı derece cinsinden bulacağım. Dereceye çevireceğim.
Hop. Toplamları 510 ise 510'dan da bu arkadaşı çıkartacağım. 5 çarpı pi yerine 180 yazıyorum. Bölü 6. Arkadaşlar beni çok takip eden arkadaşlarım ki şurada da zaten bahsettim. Şöyle söylerim ben. Bak ben hep şöyle yaparım. Pi bölü 6'yı ben biliyorum. Pi bölü 6 30 derecedir. 30 ile 5'i çarparım. Anında 150 derece söylerim. Senin de aklında olsun. Pi bölü 6, pi bölü 3, pi bölü 4'leri canavar gibi hemen bilmek lazım arkadaşlar. Yani 180'in tam bölenlerini bilelim. Dediğim gibi diğer testlerde çokça anlatıyorum. Bak zaten burada yaptığımız o. 180 bölü 6'yı sadeleştirince 30 yapar. 5 ile de 30'u çarparsam bu arkadaş kaç yapar? 150 derece. E ikisinin toplamı 510 ise 510'dan da çıkartırım. Ben bunu 0, 6, 360 derece tam açı oldu. Doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. 360 dereceymiş. Tam açı. Hop 2pi de diyebiliriz buna. Değil mi bu arkadaş? Hop dönmüş. Tekrar buraya gelmiş. 360 derece. 5 ile devam ediyor oraya. 5 numara da der ki 1920 derece 24 dakika 38 saniyelik ölçüye sahip bir açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar esas ölçüyü nasıl buluyordum? Ha bak burada da hazır çizmiştim zaten, tekrar çizelim. Arkadaşlar biz açıları nasıl okuyoruz? Hemen ben sana şuradan şeylerimi de çıkartayım. Bak bu arkadaş şuradan yolculuğuna başlıyor. Bu 0 derece. Geldi bak geldi, pozitif yönümüzde burası biliyorsunuz arkadaşlar. Saat yönünün tersi pozitif yön, yönlü açılardayız. Buraya gelince 90, 180, 270, 360. Sonra bu arkadaş devam ederse mesela 400 derece olur. Devam etti 400 ama bak bu arkadaşın gerçek esas ölçüsü 400'den 360'ı çıkartınca 40 derecedir. Değil mi? Benim ilgilendiğim esas ölçüsüdür. Bu arkadaş da böyle böyle arkadaşlar 1920 derece dönmüş. Ha bu arada esas ölçüsünde arkadaşlar dakika ve saniyenin bir hükmü yoktur. Ben sadece 1920 derecenin esas ölçüsüne bakacağım. Yani bu arkadaş 1920'yi yaparken kaç kere 360 dönmüş? Yani bu arkadaşın içinde kaç tane 360 var? Ben bunu merak ediyorum. Kabaca baktığımda hemen 5 kere var. Bu da 1800 yapar arkadaşlar. Hop çıkardığımda 120 artar. Bak bu ne demek biliyor musun? Bu arkadaş 5 kere 1, 2, 5 kere yazıyorum. 5 kere şöyle dönmüş. Bir de arkadaşlar 120 derece daha dönmüş. Şu arkadaş buymuş meğersem. 1920. 5 kere tam tur dönmüş. Bir de üzerine 120 dönmüş. Bölmeden anladığım bu. 5 tam tur. 120 de arttı. Konu kapanmıştır. Derece ve dakika etkilenmiyor demiştik. Demek ki bu arkadaş 120 derece, 24 dakika, 38 saniyedir. Neden değişmedi, etkilenmiyor? Çünkü bunlar arkadaşlar küsuratı bunun. Bu arkadaşların küsuratı. Sana bunu nerede söyledim? Birinci soruda söylediğim gibi. Küsurat gibi düşün. Anlaştık. Güzel. 120, 24, 36. Bursa şıkkını gözümü kırpmadan işaretliyorum. 6 numara gelir ve bana şöyle söyler. 2940 derecelik ölçüye sahip bir açının esas ölçüsünün radyan türünden aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar pi radyan olarak bulacağım. Öncelikle derece olarak bulalım değil mi? 2940'ı yine 360'a bölüyorum. 5. soruda 7 derece dil döktük. Hemencecik bulabilirim. Bunun da bak büyük rakamlar, büyük sayılar söz konusu olunca kaç kere var falan yaparken arkadaşlar 10 kere olsa 3600 olurdu. 9 kere olsa 3400, 3200, 3300 oralarda bir yerlerde olurdu. Demek ki 8 kere var. Hop 0, hop 8, elde var 4, 2880. Çıkarttım 0, hop 6, bu 8, hop 0, 0. Arkadaşlar bu arkadaş da işte böyle 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 8 kere dönmüş ve tutmuş üzerine bir 60 derece daha dönmüş. Olay kapanmıştır. Esas ölçüden kastedilen şey bu. Pozitif yönümüzde buydu. Artı çünkü bu. Anlaştık, güzel. E şimdi 60 derecenin kaç radyan olduğunu bulacağım. Arkadaşlar sana şurada söylediğim üzere bak pi bölü 3, pi bölü 4,
pi bölü 6, pi bölü 9, pi bölü 18. Bunları hemen bilelim. Bak, böl 3'e 60, böl 4'e 45, böl 6'ya 30, 9'a böl 20, 18'e böl 10 derecedir. Bunları canavar gibi bileceğiz. 60 dereceyi arıyorum ben. O arkadaş da kaç yapar arkadaşlar? Pi bölü 3 yapar. Ya da oran orantı candır, senin can dostundur. Pi 180 derece ise kaç pi? Hop, 60 derecedir. Anlaştık, oran orantı yaparsın. Bak, 3'te 1'i pi bölü 3 olduğunu görürsün. Oran orantı candır. Bunu da unutma. Bursa'yı işaretledik. 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ta 7. sınıfta öğreniyorsunuz siz bunu, biliyor musunuz oran orantıyı? 7'de öğreniyorsunuz. Yıllar içerisinde bir sürü gidiyor. Sonra diyorsun ki ya ben bunu ne zaman öğrenmiştim? 7 numara. Ha bak, bu sefer de eksi arkadaşlar. Eksi olunca ne olacak? Eksi 1120. 1120 derece açının esas ölçüsü kaç derece? Bak, burada olup biteni de anla. Anladıktan sonra sevgili arkadaşım çok daha kolay çözeriz. Bak, burada da eksinin anlamı şu. Eksi yön bu yön ya sevgili arkadaşım. Heh, bu arkadaş bu sefer şöyle gidiyor bak. Böyle sola doğru ya, sola doğru demeyelim de saat yönünde 1120 derece dönmüş. Ya gel bir bakalım, bu 1120'nin içinde kaç tane tam tur var? Yalnız bu arada eksi bu arkadaş. Baktığımızda arkadaşlar 3 kere tam var. Bu da 1080 yapar. Çıkarttığımda 0, 4, 40 derece. Şimdi burada dur. 40 derece ne olmuş biliyor musun? Bak, bu arkadaş şöyle dönmüş. Bir de hızını alamamış. Bir 40 derece daha şöyle dönmüş. Burası 40 derece. İşte bu arkadaşlar eksi 40 derece. Eksilerin esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? 360 ekliyorum buna, değil mi? Şöyle yapalım. 360 derece ekleyeceğim. Eksi 40'a 360 derece ekliyorum. Bunun sebebi de şu. Senin esas ölçüden kastın, sen pozitif yönü, şunu ölçeceksin. Allah aşkına söyle. Bunun tamamı 360 ise, burası 40 ise de burası da 320 derecedir yani. Burada olup biten zavazingo da budur yani. Tamam mı? Böyle Amerika'yı falan keşfettiğin yok. Neler olduğu bu. Eksi, sen pozitif yönünü ölçeceksin. O yüzden 360 ekliyoruz. Ne yapar arkadaşlar? 320'yi yazdık zaten. E şıkkını işaretlerim. Konu tatlıya bağlanmıştır mevzu. Geldim 8'e. Bak, yine benzer bir şey. Hemen eksiyle sormuş ya. Pozitif sorsaydı daha güzel olur. Neyse. Eksi 27 pi bölü 4 radyanlık bir açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yapacağım harekette benim şu. Bak, yine buradayım. Bu arkadaş pi'lerde, bak şöyle pozitiften gidersen burası pi, burası da 2 pi, değil mi? Güzel. Burası pi bölü 2, 90 derece. Bu arkadaş da 1,5 tane pi. 3 bölü 2 pi, değil mi? 3 pi bölü 2. Böyle de okuyabilirsin. 1,5 tane. Yarım tane, bir tane, 1,5 tane, 2 tane. Güzel. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş ne yapmış? Bu arkadaş da arkadaşlar şöyle ters yönde, çünkü negatif. Başında eksiği görüyorum. Yine benim merak ettiğim şey arkadaşlar, bu arkadaşın içinde, tamam mı, tam turu kaç kere dönmüş? Bunu şöyle ezbere anlatan hocalarımız oluyor. Sizler de öyle yapmışsınızdır. Şu pay kısmını, 27 paydanın 2 katı 8'e bölünüyor. Neden böldüğünü ben sana bir anlatıvereyim. Arkadaşlar 2 pi ya. Bak, bu arkadaşın paydası 4. Bunu 2 pi yapan nedir? 8 pi bölü 4'tür, değil mi? Güzel. Bak, 8 pi bölü 4'ü sadeleştirirsen ne yapar? 2 pi yapar. Niye böyle gösterdim? Çünkü paydaları aynı olsun. Bak, bu arkadaş bir tane böyle döndü. Bir tane daha 8 pi bölü 4 döndür. 16 pi bölü 4. Doğru mu? Doğru. Bak, bu da 4 pi yapar. Yine buraya gelirsin. Bir daha döndür bunu. Hop, 8 tane daha koy. 24 pi bölü 4. Şimdi bak, 27'yi 8'e bölmenin sebebi zaten bu. 3 kere var. 24, 3 artıyor arkadaşlar. Bak, o 3 artan şu işte. 24 pi bölü 4 döndü ya bu arkadaş. 3 tam tur attı. Daha sonra da hızını alamamış. Ne olmuş arkadaşlar?
24, 27 pi bölü 4'ten 24 pi bölü 4'ü çıkartırsam 3 pi bölü 4 kadar daha dönmüş. Yani bu arkadaş şu kadar daha dönmüş. Ne kadar dönmüş? 3 pi bölü 4 kadar daha dönmüş. Şuraya kadar dönmüş. Terse doğru. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama hala eksi arkadaşlar. Bu arkadaş işte şu 3 ya. Bunu eksi 3 pi bölü 4 yazıyorsun. Neden olduğunu da ben sana şurada olup biteni izah etmeye çalıştım. Umarım da bir aydınlanma yaşatmışımdır sana. Şimdi hocam ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar yapacağımız şu. 360 ekliyorduk ya. Burada bizim 360'ımız gibi kim pi radyanda? 2 pi. 2 pi'yi ekleyeceğim. Kime ekleyeceğim? 3 pi bölü 4'e. Eksi olana. Doğru mudur? Doğrudur. 4 ile genişlet. 8 pi bölü 4. Zaten ben sana söylemiştim. Hop 5 pi bölü 4 oldu sonuç. Değil mi? 8 pi'den bunu çıkartırsam. Konu yine tatlıya bağlanmıştır arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Harika. 9 numarayla devam edelim. 9 numara biraz uğraştıracak gibi duruyor. Bizi bir sürü şey vermiş. Aşağıda verilen eşleştirme hangileri doğrudur? Açı ölçüsü, esas ölçüsü. Bak sevgili arkadaşım burada çok pratikçe bir şey söyleyelim. Bak 2 pi 2 pi ya bu arkadaş 23 pi dönmüş. Yani ne yapmış? Şöyle göstereyim. Bak dönmüş 2 pi. 4, 6, 8. Dikkat ediyor musun? Çiftleri söylüyorum. Çift olursa arkadaşlar bunun esas ölçüsü 2 pi ya da 0 derecedir. Tamam mı? Ya 2 pi dersin ya 0 dersin. Tek ise tam sayı olmak koşuluyla tek ise de ne yapar? Bak döner 22'ye kadar gelir. 22 pi sonra bir pi daha döner. Esas ölçüsü nedir? Pi'dir. Konu kapanmıştır. Anladın mı? Anlaştık. Çift olsaydı arkadaşlar pratikçe de öyle söylersin. Bak 2, 4, 6, 8, 10 saydırma bana. Tamam mıyız? Tamam. Bak yine burada yapacağımız şey ya ise bak paydanın 2 katına böl ya da benim söylediğim üzere 18 pi bölü 5 bu arkadaş 10 pi bölü 5 arkadaşlar 2 pi'dir değil mi? Ben hemen böyle yapıyorum. Fark artanı ne sevgili arkadaş bunun artanı bak 10 pi'yi 8 pi bölü 5. Doğru mudur? Doğrudur. 18'i 10'a bölersen bir kere vardır. 8 artar. 8 pi bölü 5. Bu arkadaş da bir kere bir dönmüş. 2 pi kadar dönmüş. Sonra hızını alamamış. 8 pi bölü 5 kadar daha dönmüş. O da zaten bak benimle aynı fikirde. Doğru. Bu arkadaş şimdi negatif. Güzel. Negatif dedi arkadaşlar bak. Paydam benim 7 ya. 2 pi. Paydayı 7 ile genişletirsem, 7 ile genişletirsem 14 pi bölü 7 yapar değil mi? Güzel. Bak bu ne olmuş? 14 pi bölü 7 yani 2 pi kadar dönmüş. Sonra hızını alamamış bir 5 pi bölü 7 kadar daha dönmüş. Değil mi? Bak şunlar 19'a tamamlıyor kendini. Ama nasıl? Negatif. Değil mi? Negatif. Çünkü ters yönde döndü arkadaş. Hop şuraya kadar daha geldi. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaşın esas ölçüsü için ne yapıyorum? 2 pi ekliyorum. 2 pi ekliyorum 5 pi bölü 7. Ki ben zaten 2 pi'yi ne demiştim? 14 bölü 7 pi. Hop ne olur arkadaşlar? 9 pi bölü 7 olur işlem sonucu. Aa o da benimle aynı fikirde. Arkadaş alayı mı doğru çıkacak acaba? Merak etmeyin 4'te hemen patlayacak. Arkadaşlar yine negatif. Bak yine hiç affetmem. 18 pi bölü 9 2 pi'dir. Bu arkadaş 18 pi bölü 9 dönmüş. Rasyonel sayıları biliyorum artık. Sağ sonu hızını alamamış. Bak 7 pi kadar daha dönmüş. Değil mi? 25'e tamamlayan nedir? 7 pi bölü 9. Ama nasıl? Negatif. Çünkü eksi yönde dönmüş. Buna yine 2 pi'yi ekleyeceğim. 2 pi kim? 18 pi bölü 9 ekliyorum. 7 pi bölü 9'a. Arkadaşlar 18 pi bölü 9'dan 7 pi bölü 9'u çıkartıyoruz diye de düşünebilirsin. 18 pi bölü 9 ile eksi 7 pi bölü 9'u topluyorum diye de düşünebilirsin. Bu da matematiğin cilveleri. Hop topladık ne oldu arkadaşlar? Bu arkadaşın 11 pi bölü 9 olması icap ederdi ki bu da 7 pi bölü 9 demiş çarpıyı 7. Nihayet bir tane yanlış bulduk.
Bu durumda 1, 2, 3 der B'yi gözümüzü kırpmadan yine işaretledik. Geldik 10. soruya. 10. soru der ki konumuz yönlü açılar. Bak yönleri de vermiş. Bu arkadaş pozitif bu yönde vermiş. Bak bu arkadaş da negatif bu yönde vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekillerde verilen açıların ölçüleri aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi olabilir? Arkadaşlar sıralı ikili dedin. Bak alfa ve teta'dan sıralı ikili oluşturmuş. Hani x, y sıralı ikileri oluyor. AB oluyor ya. Sıralı ikile ilk gördüğün alfa olacak. İkinci gördüğünde teta olacak. Sıralı ikiden kastı da bu. Eğer bugüne kadar duymadıysan duymuş oldun. Şimşek Hoca da sana izah etmiş oldu. Şimdi bakalım olabilir diyor bak olabilir. Arkadaşlar şimdi buraya baktığında bu arkadaş yönlü bir açı, pozitif bir açı. Bak burası 90 derece derece olarak verilmiş. Şu arkadaş 180 derece dönüyorum 270 derece. Bu arkadaş nerede? Sevgili alfa arkadaşlar küçük büyük yapalım. 180 derece ile 270 derece arasında. Doğru mudur? Doğrudur. Teta'ya geldiğimizde teta negatif verilmiş arkadaşlar. Sevgili teta'da bak burası 0 derece. Negatif yönlü gittiğinde burası eksi 90, eksi 180, eksi 270, eksi 200, 360 diye gider değil mi? Eksi eksi. Bu nerede? Eksi 90 ile 0 arasında. Konu kapanmıştır. Alfa için 180, 270 bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Alfa hepsinde tuttu. Ama teta için arkadaşlar negatif arıyorum. Bir kere eksi arıyorum. Eksi arıyorum. Eksi arıyorum. Eksiyi buldum. Eksi 90 ile 0 arasında C şıkkında buldum. Okey tomento. Harika. Şu arkadaş alfa, bu arkadaş da teta oldu. Konu da kapandı. Geldim 11. soruya. 11. soruda da arkadaşlar 22 tam. Bak bunu da okuyalım seninle. 22 tam. %75 derece. Kolay güzel anlayalım diye de bunu da parantez içinde yazmış. 22 tam %75 derece. 22 derece x dakika y saniye eşitliğine göre x ve y'nin en küçük değeri nedir? Soru ilk başta arkadaşlar anlaşılması zor gibi bir şey. Ben sana öncelikle şunu söyleyeyim. 2,5 dakika arkadaşlar deyince sen ne anlarsın? 2 dakika 30 saniye anlarsın değil mi sevgili arkadaşım? Bak buçuk deyince 2,5 çünkü 60 saniye 1 dakika yapar ya. Şimdi burada da arkadaşlar %75 dedim ya. Bak bu arkadaşın kesinlik gösterimi nedir? 22 tam %75. Bu arkadaş %75 sadeleştirirsen nedir? 22 tam 4'te 3'tür. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bak 2,5'u da nasıl yazarsın kesirli olarak? 2 tam 10'da 5. Sadeleştirirsen 2 tam 1 bölü 2. 2,5. Yapacağım olay bu. Arkadaşlar 3 bölü 4 yani 4'te 3 derece kaç dakika ona bakacağım. 1 derece 60 dakika ise 3 bölü 4 derece kaç dakikadır? Bunu bulmanın kolay yolu bu kadar kompleks düşünmeye de gerek yok. 60 dakikayı 3 bölü 4 ile çarparım değil mi arkadaşlar? Bak 60'ın 4'te 1'i 15'tir. 3 ile çarparım. 45 dakika yapar kendileri. Öyle değil mi? Güzel. Yani mesela şurada sorduğum soru gibi 2,75 dakika deseydi bana bu 2 dakika 3 bölü 4 ile çarpınca 45 saniye derdim değil mi? Bunun gibi bir şey. Bu arkadaş bu durumda arkadaşlar 22 derece 45 dakika oldu. Silme böyle kemiksiz. Saniyeye ne kadar kaldı? 0,0 saniye. Değil mi? Kemiksiz böyle. Saniye cins tarafı tabii kemiksiz. Bu durumda arkadaşlar neden en küçük dediğini de anlatacağım sana şimdi. X artı Y, X 45 bulundu. Y de 0,0. En küçük böyle ifade ederim. Toplarım 45 derim. Niye böyle sordu? Sevgili arkadaşlar ben bunu şöyle de yazabilirdim. Bak 1 derece bunu 21 derece yapıp buraya 60 atardım. Burası 105 60 dakika atıyorum ya. 45 eklediğimde 0,0 saniye de olabilir. Bunu böyle de gösterebilirim. Böyle bir gösterim de var.
En küçük demesinin kastı en sade, en temiz haliyle gösterdi. Ha böyle gösterilmez tabii ki. Bir matematikçi insan 105 dakika demez. Bu arkadaş 1 dakika şurası. 1 dakika 60'a böldüğümde 45 saniye. Bir dakika ne oldu ya? Ne yaptım ben? 60'a bölüyorum değil mi? Bir tane var 45 saniye. Böyle derdim yani arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamam. 12 ile testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Der ki bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 30 derece, B açısının ölçüsü 9 pi bölü 2 radyan, esas ölçüsüne eşittir. Buna göre C açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar yine benimle oyun oynuyor. Hop, şöyle bir şey söylemiş. Şu arkadaş 30 derece, orası 30 olmaz. Burasını da 9 pi bölü 2. Bak yine 9 pi bölü 2'yi nasıl yapalım arkadaşlar? 4 pi bölü 2, 2 pi'dir değil mi? Güzel. Bak 2 pi, 4 pi ya da böyle şeyden gidersek arkadaşlar bir daha ekle bunu 4 pi bölü 2 daha. 8 pi bölü 2 değil mi? Bak 8 pi bölü 2'ye yaklaştım. 9 pi bölü 2'den 8 pi bölü 2'yi çıkartırsam ne olur sevgili arkadaşlar? Pi bölü 2 kalır değil mi? Demek ki burası da dikmiş arkadaşlar. Burası da pi bölü 2 oldu. Pi bölü 2. Pi bölü 2 neydi arkadaşlar? 90 dereceydi. 90 derece, 30 derece. Buraya kaç kalıyor? İşlem bile yaptırtma bana. 30, 60, 90 üçgeniymiş. 60 derece. Ha pi cinsinden sormuş. Pi cinsinden de bulacaksam arkadaşlar neydi bu arkadaş? Pi bölü 3 idi. Çünkü pi dediğim şey 180 dereceydi. 180'in 3'te 1 60 derece yapar. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Şöyle de düşünebilirdim. Bu pi bölü 2. Değil mi? Bu pi bölü 2 buldum. 60 derecede pi bölü 6. Topla bunları. Böyle de yapabilirdim. Pi ile de gidebilirsin. 3 pi, 4 pi bölü 6. Değil mi? Sadeleştirirsene. 2 pi bölü 3. Tamamımız da 180 derece olacak. Yani pi kadar olacak. 2 pi bölü 3'te çıkartırsam bundan. Bu da hop 3, 3. Bak ne oluyor? Yine pi bölü 3'ü buluyorsun sevgili arkadaşım. Pi'ye de çevirerek yapabilirsin. Kimi arkadaş derece olarak seviyor. Kimi arkadaş pi'ler, pi radyan olarak. Pi radyana da alışmanızı tavsiye ederim. Evet E'yi de işaretledik arkadaşlar. Şimdi testi bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirmeden önce şurada söylediğim testleri de hatırlatayım. Bu arada artık YKS'nin ayak seslerini duymaya başladıysanız da bakın 9. sınıfın 10. sınıf burada gördüğünüz tüm testleri de var arkadaşlar. TYT için mezuna. Mesela mezun B'de bu yönlü açılara dair yine sorular bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla çözmek istiyorum derseniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.